İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ayas'tan Vatan Meclisi Batı Ermenistan evlatları Efraim Arıtunyan Batı Ermenistan Ermenileri sorduğu üzerine artsa sakinlerine Doğu Ermenistan vatandaşlığı verilecek. Sünük üzerinden bir kara koridoru kurulması Avrupa için önemli riskler taşıyor. Avrupa Birliği'nin bilgi toplama misyonu al hazırda Doğu Ermenistan'da. Kültürel soykırım. Uruguay'daki Batı Ermenistan konsolosundan yapılan açıklamaya göre 4 Aralık'tan 15 Aralık'a kadar Uruguay'ın Montevideo şehrinde Orgeneral Liber Sereni sergi salonunda Batı Hayastan Vatan adında bir toplantı gerçekleşecek. 4 Aralık'taki açılış gününde Doktor Oscar Lopez Goldara Sena bir konuşmada bulunacak. Yeprem Harutunyan ailenin tek erkek çocuğuydu. 3 kız kardeşi var. 4 Haziran 2001'de Razda'nın Solak köyünde doğdu. Anne ve babasının ve kız kardeşlerinin sevgisi ve şefkatiyle çevrelenmiş olarak büyüdü. Ancak bu çocuğun son derece nazik ve alçak gönüllü olmasını engellemedi. Okuldan hep övgüler duydular. Öğretmenler hala zeki ve dürüst öğrencileriyle gurur duyuyorlar. Efrim çok çalışkandı. Derslerinin yanı sıra ailesine de yardım ediyordu. Ordudan dönüp evi yenilemeyi kendisine hedef koymuştu. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı Hıraz'dan Devlet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Oto tamircisiydi. Ayrıca sürücü kurslarına katılarak en büyük hayallerinden biri olan ehliyeti aldı. Efrim gülümseyerek orduya katıldı. İnsanın orduda daha da sertleşeceğinden emindi. Kendisi bir tank tamircisiydi ve sürücüsüydü ve çoğu zaman özenli hizmetleriyle tanınırdı iyi bir tankçı olarak Talişe transfer edildi. Ana hizmeti Artak'ın Sırhavent şehrinde yaptı. İyimserdi, orduyu seviyordu. Telefonlara her zaman her şeyin yoluna gireceğini söyleyerek cevap verdi. Savaşın ilk günlerinden itibaren, Eylül 2020'den itibaren aktif muharebe operasyonlarına katıldı. Mardagert, Madagis bölgesindeydi. Günde bir kez ev arar ve iyi olacağını söylerdi. Annesi endişeliydi. Bir telefon görüşmesi sırasında silah sesleri duymuştu ama Efrem hemen cevap verdi. Anne sen zaten benim gözümde büyüdün. Tanktan çekişte çalıştığımızı duymuyorsun. Daha sonra babasıyla yaptığı konuşmada annesinin yanılmadığı ortaya çıktı. Düşman ateş ediyordu ve Efrem asker arkadaşlarıyla birlikte düşman saldırılarını başarılı bir şekilde püskürtüyordu. Savaş alanında Eflin ve arkadaşları bir aradaydı. Düşman arkadaşının tankını vurup arkadaşı onu kullanamayınca Eflim arkadaşının tankını kendi tankına bağlayarak savaş alanının dışına çıkardı. Komikti. Savaş alanından yarısı kırık bir tankla döndüğünde komutan Tankın neden getirdiğini sorduğunda şu cevabı verdi. Bu bir ev, bırak öyle olsun. Savaş sırasında Eflim'in tankı düşmanın saldırısı sonucu yandığında tanktan çıktı. Düşmanın tankçılarını tepeledikten sonra düşmanın tankıyla geri döndü. 8 saat süren çatışma sırasında Eflim kendisine geri çekilmesi söylendiğinde yaralandı. Eflim, orada yaralılar var. Onlar olmadan nasıl geri çekilebiliriz? Ben onlara getireceğim dedi. Gitti ve kendisi de yaralandı. Doktorlar Efrim'i kurtarmayı başaramadı. 21 Ekim'de kalp krizi kaydedildi. Kendi köyünde toprağa verildi. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine 1917 Aralık ayının ortasında askeri cephenin hızla dağıldığı bir sırada General Nazar Bekyan'ın önderliğinde Tiflis'te Ermeni kolordusu oluşturuldu. Birliğin karargahı başlangıçta Tiflis'teki Abasabadyan meydanındaki Ermeni Yardım Cemiyeti binasında bulunuyordu ve bir süre sonra Beybutyan sokaktaki 3. Kadın Spor Salonu'nun binasına taşındı. Hemen Ermeni alayları oluşturuldu. Birincisi Kanaker'de, ikincisi Hınız'da, üçüncüsü Dilican'da, dördüncüsü Eçmiyazin'de, beşincisi Van'da, Sarıkamış ve Aleksandrapol'da da birer alay kuruldu. Birlik komutanlarına albaylar Karakeşişyan, Hovsepyan, Pavel Pirumyan, Melik Muratyan, Mamikonyan, Argutyan, Gurganyan ve diğerleri atandı. Doro, kolordu komiseri olarak atanır. General Nazarbekyan anılarında Kolordu liderliğinin Müttefik devletlerin temsilcileriyle buluştuğunu yazıyor. Müttefik güçlerin temsilcileri olan İngiliz General Shore, Fransız Albay Şardini ve Amerikan konsolosu Smith ile karşılıklı ziyaretler yapmak gerekiyordu. Albay Şardini ile 1915 yılının başında tanıştım. O Van Gölü'nün batı kıyısındaki Garmuç köyündeyken yanıma geldi. Müttefiklerin tüm temsilcileri kolordu ve özellikle Ermeni kolordusunun oluşum süreciyle çok ilgilendiler. En çok da Fransızlar ilgilendi. Hatta Albay Şardini Ermeni kolordusu baylarından birini Fransız topçu albayına bile gönderdi. Antranik kısa süre sonra Tiflis'e gelir ve Nazarbekyan'la buluşur. Nazarbekyan Antranik'e kolorduya katılmayı teklif eder ancak Antranik bunu reddeder. Nazarbekyan teklifimi gururla reddetti ve görünüşe göre bu bile onu şaşırttı ve gücendirdi. Kendisine Batı Ermenistan Ermenilerinden bir Ermeni ekibi kurulması teklif edildiği ortaya çıktı. Nazarbekyan bana itaat edip etmediğini anlayamadım diye yazıyor. Materyalin tamamı Batı Ermenistan TV'nin internet sitesinde mevcuttur. Doğu Ermenistan İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklamada Artsak'tan zorla yerinden edilen ve geçici koruman mülteci statüsü verilen kişiler 6 Kasım'dan itibaren Doğu Ermenistan vatandaşlığına başvurabilecek. Bu süreci yürüten pasaport departmanları Doğu Ermenistan içişlerine bağlı olduğunu iletelim. Doğu Ermenistan yönetimi bu adımla arsa sakinlerinin pasaportlarında yer alan arsa referanslarını kaldırıyor. Özellikle Stepanager, Şuşi, Hadrut, Berzor, Karvacar, Askeran ve diğerleri gibi doğum ve kayıt yerleri, Yerevan, Gümrü, eski Sovyet Ermenistan'ın gayri meşru idari sınırları içerisinde yer alan şehirlerle değiştirilecek mi? Vanazor, Spitak, Goris vesaire. Doğu Ermenistan yönetimi Artsakh'ta 32 yıldır yaşayan ve zorla yerinden edilen vatandaşların aslında Doğu Ermenistan vatandaşı olmadıklarını ima ediyor. Arçak vatandaşlığı kavramının olmadığı dikkate alındığında rejimin mantığına göre bu kişilerin Azerbaycan vatandaşı olduğu ortaya çıkıyor. Arta sakinleri Doğu Ermenistan vatandaşlığını aldıktan sonra aynı haklara sahip olacaklar. Uluslararası yapılara yönelmek, uluslararası platformlarda hareket etme konusunda Arçak halkı her zaman... Bu tür eylemlere başvurabilir ancak bazı devletlerin arsa halkının sorumluluğunu üstlenmesi etkili olabilir. 2020 yılında Batı Ermenistan bu sorumluluğu üstlendi. Yani arsak vatandaşlarının Doğu Ermenistan vatandaşlığını alması halinde bunun sorumluluğu Ermenistan'a aittir. Aslında arsakta doğan ve arsakta yaşayan tüm Ermeniler doğuştan Batı Ermenistan vatandaşıdır. Çünkü Arsak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Eylül ayında Bakü'nün kontrolüne geçtikten sonra Arsak konusunun tartışılması pek mümkün görünmüyor. Bakü'nün Doğu Ermenistan topraklarına doğru ilerlemeye karar vermesi durumunda Doğu Ermenistan'ın güvenliği açısından başka sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle bir tırmanışın önlenmesi için Avrupa Birliği diplomatik katılımını harekete geçirmeli, aynı zamanda Doğu Ermenistan'ın sosyal dayanıklılığını ve savunma kapasitesini güçlendirme yönünde daha aktif çalışmalıdır. Bu, Marie Dumoulin ve Gustav Grossel'in Avrupa Dış İlişkileri Konseyi'nin portalında yayınlanan makalesinde belirtilmiştir. İki ülke arasında devam eden barış müzakereleri sırasında sınırların çizilmesi konusu gündeme geldi. Ancak Bakü Başkanı İlham Aliyev düzenli olarak Batı'nın önderlik ettiği müzakere formatında herhangi bir konuda anlaşmaya varmak konusundaki isteksizliğinin sinyallerini veriyor ve bunun yerine bölgesel oyuncular Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla bir çözümü savunuyor. Bakü'nün Doğu Ermenistan sınırındaki mevcut askeri mevzileri ve iki ülke arasındaki büyük güç dengesizliği de Ermeni hükümetinin olası bir işgal korkusunu artırdı. Bakü'nün Arsak'taki saldırıya hazırlanmak için üç hafta ihtiyacı vardı. Çünkü Türkiye ve İsrail'den askeri destek alınmıştı. Sünike yapılacak bir saldırı da hemen hemen aynı süreyi alabilir ve Bakü muhtemelen bunu kıştan önce yapmayı tercih eder. Sürük üzerinden bir kara koridorunun oluşturulması ister askeri olarak ve Bakü'nün tam kontrolü altında ister müzakereler ve Rus birliklerinin resmi kontrolü yoluyla oluşturulmuş olsun Avrupa için önemli riskler taşıyor. Bu Avrupa'yı Orta Asya ve Çin'e bağlayan... Kilit yollardan biri olan Karadeniz ve Hazar denizlerini birbirine bağlayan koridorun muhtemelen Rusya'nın da desteğiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın fiili kontrolüne girmesiyle sonuçlanacaktır. Avrupa Birliği kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli zorlukları ele alarak böyle bir senaryoyu önlemek için harekete geçmelidir. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Barulo mikroblogundan öğrendiğimize göre Avrupa Birliği Dış Faaliyetler Servisi heyeti ve Avrupa Komisyonu temsilcileri halihazırda Doğu Ermenistan'da bulunuyor. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Komisyonu'nun Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Ortak Araştırma Komisyonu'nu memnuniyetle karşılıyorum diyerek heyet üyeleriyle yapılan toplantının fotoğraflarını ekte yayınlayan Hovanisyan, bir dizi ortaklık alanında sonuç odaklı tartışmalar bekliyoruz diye yazdı. Avrupa Birliği Dış Faaliyetler Servisi ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluşan bir heyetin 27-29 Kasım tarihleri arasında Doğu Ermenistan'da olacağını sizlere daha önceden bildirdiğimizi hatırlatalım. Uluslararası Anıtların ve Simgesel Yapıların Korunması Komitesi'nin Ermeni Bürosu Genel Müdürü Gagik Gürciyan, 168. .im ajansı'na yaptığı açıklamada, Arçak'ta Azerbaycan'ın kültürel vandalizmi ve Ermeni tarafının attığı gerekli adımlar hakkında konuştu. Ona göre sivil toplum kuruluşları bu konuyu uluslararası platformlarda sürekli gündeme getiriyor. Üstelik Bakü'de Şuşi'deki tarihi Ermeni mezarlığı üzerine yol yapılmasına yönelik vandalizm bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Dışişleri Bakanlığımızın kamu kuruluşlarının dile getirdiği sorunları UNESCO ile birlikte çözmesi gerekiyor. Şimdi örneğin UNESCO'nun danışma organı olan ve bizim de ulusal komitesi olarak üye olduğumuz İKOMOS, Arçak'ın tarihi ve kültürel mirasına ilişkin sorunları gündeme getiriyor. Çağrı zaten yapıldı. İKOMOS'un Avrupa Şubesi var ve bu konuyu Avrupa Konseyi'nde gündeme getirdi. Avrupa Konseyi de bizden bunu resmi bir belge haline getirmemiz yönünde çağrıda bulundu. Şimdi biz de sivil toplum kuruluşu olarak başvuruda bulunuyoruz ama Dışişleri Bakanlığımızın gündeme getirdiği konuyu UNESCO'ya havale ediyoruz diye konuştu Gürcüan. Ona göre sorun o kadar gündeme geldi ki olay yerinde tanışmak için art bir izleme grubu gönderildi. Çünkü onu bir kez görmek yüz kez duymaktan daha iyidir. Gagik Gürcihan, uluslararası yapılar genel olarak Arsak'ın tarihi ve kültürel anıtlarının kaderiyle ilgileniyor mu? Ve bu sorunlara nasıl yanıt veriyorlar sorusunu yanıtladı. Örneğin bir buçuk ay önce Sydney'de yapılan İKOMOS Genel Kurulu'nda Ermeni tarafı Arsak'ın tarihi ve kültürel mekanlarına özellikle de Dadibank ve Amaras'ın aktif yerleri olan hac ziyaretlerinin yapılmasına ilişkin son önergesi vermişti. Gagik Gürciyan, UNESCO temsilcilerinin Arsak'a olası ziyaretle ilgili olarak Arsak'a Bakü üzerinden gitmeleri halinde Azerbaycanlıların onları sahte tezlerle hazırlayacağından korktuğunu ifade etti. Azerbaycan, Gansasarı veya diğer kiliseleri Udik veya Akban olarak görüyor, bu tezini UNESCO temsilcilerine yayacak. Her şey ziyaretin içeriğine ve düzeyine bağlıdır. Eğer onları alıp Udik olduklarını göstermeleri gerekiyorsa, o zaman eminim ki ikna olacaklardır. Çünkü ciddi uzmanların ziyaret etmesi gerekir. Diye sözlerini tamamladı Gagik Gürciyan. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Muş Ermenileri tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kevok Çavuş adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.